Merhaba, iyi günler. 15 Nisan 2024. Sabahleyin bir patates alıyoruz. 10 lira. Akşamüstü 15 lira. Az ileriye gidiyorsun 8 lira. Biraz ileri gidiyorsun 21 lira. Bunun adına ne diyoruz? Bize neye alıştırdılar? Özellikle Turgut Özal döneminde serbest piyasa. Bundan bir gerisinde ne vardı? Bayramyeri pazarında, Havra Sokağı'nda, Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, bütün şehirlerimizde ne vardı? Geldin mi sen? Geldin mi? Geldin mi güzel kız? Gel kız, gel. Gelsin bakayım. Akıllıdır bu. Akıllı. Oo, merak eder, aklı başına geldi. Aferin, otur bakalım, sakin sakin. Evet, geriye gittiğimizde ne vardı? Geriye gittiğimizde etiketler vardı. Bayramyeri pazarında, Havra Sokağı'nda, semt pazarlarında, dükkanlarda bizim etiketlerimiz vardı. Sabahleyin etiketçiler gelirdi, etiket dağıtırdı. Böyle bir kargalık kazık olurdu hayıttan, başka bir şeyden. Onları dikerlerdi, patatesleri, soğanları içerisine dikerlerdi. Böyle. İnsan geçtiği zaman görürdü üzüm ne kadar, mandalina ne kadar, portakal ne kadar bilirdik. Sonra dediler ki serbest piyasa, şimdi kontrolden çıktı. Burada et 550 lira, yukarı gidiyorsun 1-200 lira, aşağı iniyorsun 450 lira. Bodrum'da lahmacun 1500 lira, Uşak'ta, Isparta'da 150 lira. Çeşme'de 1852 lira, burada 16.433 lira. Bu sürdürülebilir olmaktan çıktı. Evet, bu demokrasiyle de ilgisi yok. Siyasi partilerle de ilgisi yok. Bunun parlamentoyla da ilgisi yok. Bu bir piyasa oyunu. Biz bu piyasa oyununa karşıyız. Evet. Serbest piyasa dönemi kapatılsın. Kapatılsın artık. Evet. Biz buna karşıyız artık. Bu yürünmez hale geldi. 10 lira ev kirası, 10 lira maaş. 15 lira ev kirası, 10 lira maaş. 20 lira ev kirası, 10 lira maaş. Burada bir büyük yanlışlık var. Burada büyük bir yanlışlık var. Bu yanlışlıktan Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyiyle, devlet yöneticileriyle lütfen bu hatadan dönülsün. Hatadan dönmek erdemdir. Evet, hatadan dönmek erdemdir. Devlet yöneticileri için de, halkımız için de, herkes için de. Şimdi bizim koca karı ilaçlarımız var, otlardan, çöplerden. Bu koca karı ilaçlarımızın binlerce sene öncesi Bergama krallık kültünden geliyor. Yardımcı doçent doktor Yüksel Güngör. Bergama Devleti ile ilgili yazılar yazmış. Ama bizim bu ottan çöpten yaptıklarımızın hepsinde Bergama'nın tıp hizmeti, Bergama'nın doktorluk hizmeti, Bergama'nın dünya hizmeti. Evet. Bu değerli bir kitap. Bergama Kültür ve Sanat Vakfı. Bergama haritası. İlk çağ Helenistik dönemde Anadolu'nun yükselen güneşi Bergama siyasi, kültürel, iktisadi tarihi. Bergama tarihi Helenistik kültür öncesi prehistorik arkhait klasik kültür evreleri. Batı Anadolu, Misia Bergama'nın ilk halk toplulukları. Bergama ve çevresi tarihine mitolojik bir yolculuk. Tarih öncesi çağlarda Bergama ve çevresinde ana tanrıça Kibele kültü merkezi. Evet, Kibele nereye oluyor? Kibele. Kibele buradan şeye gidiyor. Hediye olarak Kabe'ye gidiyor. Karanlık çağda ne diyorlar ona? İslamiyet öncesi dönemde, Hristiyanlık ve Yahudilik döneminde, çok tanrı dinlerin, pagan dinlerin olduğu dönemde bu Bergama bereket tanrısı Kibele orada kıble oluyor. Mersin tarafında kolu kırılıyor. Düşünüyorlar geri mi getirelim, ileri mi götürelim? Buraya kadar gelmişken ileri götürelim diyorlar, götürüyorlar. O oradan şeyi de oluşturuyor. Meryem Ana kültürünü de, Fatma Anamız kültürünü de oluşturuyor. Hepsi bunlar kadınların verdiği mücadelenin ürünü. Kadına bağımlı aileler, kadına bağımlı devletler, kadın merkezli kültürler ve devlet sistemleri. Evet. Perene ve Haylazlar Kayası. Bergama Krallığı'nın kuruluşu. Bergama Devleti'nin kralları Pihi ile Ta İros dönemi. Eme U Menes 1.
Attalos 1. Eme Umenes 2. Attalos 2. Attalos 3. Aristonikos'un Roma ile mücadelesi ve Bergama Krallığı'nın Roma hakimiyetine katılması. Mitridates ayaklanmasında Bergama'nın tutumu. Bergama tarihinde Galat mücadeleleri ve Galatların tarihi. Bergamalılar ile Galatların mücadelesi başlıyor. Roma'nın Bergama Krallığı'na karşı ikiyüzlü siyasetini uygulamaya başlaması. Bergama Devleti'nin iktisadi hayatı ve genel özellikleri. Bergama'da ziraat, hayvancılık, sanayi, ormancılık ve madencilik, devletin para politikası, devletin deniz ticaretindeki yeri ve önemi, kültürün özellikleri, Bergama'daki temsilcileri, Helenistik döneme damgasını vuran Bergama heykel sanatı hazırlayan unsurlar ve gelişimi. Değerli bir kitap. Bunlar biliyorsunuz bizim tarih eserlerimiz çalındı. Biz onlarla ilgili hukuk mücadelesi veriyoruz. Daha hala devam ediyor. Şimdi belediye başkanlarından, sayın valimizden, sayın bakanımızdan, Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Bakanı'ndan oraya mermerden bir tane sembolik olarak da yapabilirler. Yani fikir verecek kadar yapabilirler. O eskisi orijinali gelinceye kadar orayı böyle bomboş göstermenin anlamı yok. Kimseye bir faydası yok bence. Yani. Ama başka birileri başka türlü düşünüyorsa evelallah onlara da saygı duyarız. 40 bin kelime yeni basın. Telaffuzlu İngilizce Türkçe okul lügatı. Eskol Dictionary English Turkish. Evet. Bu bizim İngilizceyi öğrenmeye gayret ettiğimiz İngilizce için baş tacı olan kitaplarımızdan bir tanesi. Evet, bu kitaplarla yola çıktık. Yılı var mı diye bakıyorum ama vasıf Okçugil. Evet, kitapta kullanılan işaretler. Bazı kitaplarda tarih olmuyor yani. Yalnız altılı telefon. Şurada belli yani. Altına. 7 çok eski bir kitaptır bu. Bunu ben parçalamış zaten. Bunu çok bakardım yani. Tıkandığım zaman. Bunun bir şeyi küçük cep şeyi geçti. Turizmde çok kullanılır. Cep lügati sözlüğü. Onu çok kullanırsın. Bu tabi biraz daha çevirilere elverişli. Şolohov Don Hikayeleri. Bu da parçalanmış bir kitap. Benimle. Paramparça oldu kitaplarım, güzel kitaplarım. Hayırlı olsun. Moral bozmaya gerek yok. Çünkü güzel günlerdeyiz ve güzel günlerin geleceğini de görüyorum. Çok memnunum, çok mutluyum. 1989 yılında basılmış. Hoş gören gözlerle aynaya baktı. Gözleri sevinçle parlıyordu. Ayna uzun ince bir yüzü yansıtmaktaydı. Boyalar kaşlarında, kirpiklerinde, gözlerinde ve dudaklarında gerçekten harikalar yaratmıştı. Eliyle hafifçe saçlarının kıvrımlarına dokunurken yüzünü sağa sola çevirdi. Kendini tutamayarak neredeyse bağırdı. Fena değil, çok güzel. Evet, Allah için çok güzel. İşin aslı şuydu ki yüzü 50 yıldır bu dünyaya bakıp durmuştu. Doğanın da 50 yıl içinde bir yüze hiç zarar vermemesi olanaksızdı. Bedeni ince, hatta zayıf sayılırdı. Güzel giysisinin altından pek belli olmazdı ama yine de sokağın kadınları ona sıska derlerdi. Evet. Çok güzeldir bu. Sakin sakin okuyalım bunları, güzel güzel. Bu İncil. Bu da başvuru kitaplarından. İncil eleştirisi yazacağım. Onun için İncil'ler bende değişiktir. Dikdörtgen olanları var. Bu zaman zaman başvurduğum bir İncil'dir yani. 1996. İncil nedir? İncil milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden, havarilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka ilk 4 kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. Bir araştırmacı, Vatikanlı bir araştırmacı İsa yaşamamıştır diye bir kitap yazmıştı. Vatikan kayıtlarında. O her bakışı biz burada yorumlamadan gündeme getireceğiz yani.
aykırı düşünceleri de belirtmek için burada varız biz. Bizden dolayı böyle düşünün düşüncesinde biz yokuz. Siz ne düşünüyorsunuz var? Bu Türkiye. Evet. 2006. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türk Haberler Ajansı'na hazırlatılmıştır. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'nun katkılarıyla basılmıştır. Telif hakları Türk Haberler Ajansı'na aittir. Metin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Yasal bir kitap. Şöyle içinde biraz gezinti yapalım. Hazırlayan Kutlay Doğan. Güncelleme Çiğdem Akıncılar, Cemile Çagıl, Hanifi Bal, editör Doçent Doktor Mehmet Günal, grafik tasarım Hanife Lafçı, baskı sorumlusu Çiğdem Akıncılar. Resimlerin kaynağı şöyle biraz bakalım. Üstte altta Adalet Ağoğlu Altın Koza Film Festivali, AFSAT, Ahmet Yasafi Üniversitesi falan devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, Genel Müdürlüğü, şunlar bunlar. Haritalar Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı. Evet, içindekiler. Ülke insanları, ülke nüfusu, coğrafi bölgeler, tarih, devlet yapısı, anayasa, hukuk düzeni, diğer kamusal hizmetler, Güneydoğu Anadolu projesi, dünyada Türkiye, makroekonomik gelişmeler, iktisadi sektördeki gelişmeler, çalışma hayatı ve sosyal politikalar, eğitim ve bilim, toplumsal yaşam, sivil toplum kuruluşları, dini hayat, kadın ve toplum, gençlik, kitle iletişim araçları ve kamuoyu, basın, radyo ve televizyon, spor. İçinde medya yok, şey yok. Sosyal medya yok. Kültürel yaşam, edebiyat, güzel sanatlar, mimari, müzik, opera ve bale, tiyatro, sinema, festivaller, müzicilik, kitapçılık ve kütüphaneler, dizin. Opera ve bale. Opera ve balenin halka takdim edilmesinden yanayım. Evet. Daha önceki değerli insan, Profesör Özdemir Nutku, kamyon tiyatrolarını uzun süre savunmuştu. Ben de kamyon operalarının, balelerinin oluşmasını savunuyorum. İlk defa burada anlatıyorum. Lütfen kamyon, opera ve baleleri yapın. Traktör romaklarda olabilir. Götürün köylere, insanlar bir şeyler görsün. Ayşe Külün. Kardelenler, çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türksel'in 4 yıl önce el ele vererek başlattığı Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesiyle Türkiye genelinde 35 ilde yaşayan ve maddi olanaksızlıklarından dolayı okuyamayan 5000 kız öğrenci bugün yurdun çeşitli okullarında bilgiyi, aydınlığa yürüyor. Bu projede yer alan gönüllüler, projeye destek veren kamu görevlileri, Türksel'in ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin çalışanları ve öğrenciler istisnasız her bir kişi bu 4 yıl içinde benzersiz deneyimler paylaştılar. Proje, kurumsal destekler ötesinde çok gönüllü dayanışmaların, gönüllü katkı ve katılımların, sevgi ve umudun eseri oldu. Kardelenler bu 5000 kız arasında bazısının yaşam öykülerini, düşünce ve umutlarını sizlerle paylaşmak için yazıldı. Eğitimin onların iç ve dış dünyalarındaki olumlu etkisini sizlere aktarmak için. Kitapta şiirleri yer alan değerli şairlerimiz Ceyhun Atıf Kansu ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın ailelerine ve Tekin Gönenç'e teşekkür ederiz. Ceyhun Atıf Kansu'nun mektubu vardı. Oradan oraya, buradan buraya geldi geçti. İşte hayat. Bizde de bir öykü varmış demek. Bu kitapta hikayeleri yer alan öğrencilerin ve ailelerin gerçek isimleri kullanılmamıştır. Binbir renkli kır çiçekleri. Ceyhun Atıf Kansu'dan okuyayım bugün. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. Güzellik olsun. Oo, ezbere bildiğimiz de. Devam edelim bakalım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları.
yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Ceyhun Atıf Kansu, bu uzun bir şiirdir. Burada belirli bir bölüm alınmış. Çok, çok, çok güzel, çok değerli. Bir de Cahit Sıtkı Tarancı'dan okuyorum. Gitti gelmez bahar yeli, şarkılar yarıda kaldı. Bütün bahçeler kilitli, anahtar Tanrı'da kaldı. Geldi çattı en son ölmek, ne bir yemiş ne bir çiçek. Yanıyor güneşte petek, bütün bal arıda kaldı. Yine şöyle birkaç şey var, dörtlük var burada. Büyük şiirlerden alınmış küçükler. Dörtlük, onlardan okuyayım. Gün çekildi pencerelerden. Aynalar baştan başa tenha. Ses gelmez oldu bahçelerden. Gök kubbesi döndü siyah. Hatice'nin annesi Gül'üyle kocasını trafik kazasında kaybetmiş. Beş çocuklu arkadaşının yaşamlarını mı anlatıyordu acaba? Ne vefasız geçmişten hayır var, ne gelecekler imdada koşar. Çoktandır tekneyi aldı sular, çoktandır ümitler sende ölüp. Hayır, sadece ölüme değil, umuda da yolculuk yaptırabiliyordu tarancı. Şairin masmavi gözlü Hatice gibi beklentileri vardı hayattan. Nereye gitti bu gece vakti? Güzel tren, garip tren. Haydi yolun açık olsun. Geçtiğin köprüler sağlam. Tünellerin aydınlık olsun. Evet, işte hayat pahalılığı, enflasyon, fiyatına bakacağız yani. Yani artık bu serbest piyasa ekonomisine de bir çek düzen verelim yani. Felsefe bahçesinde gezintiler. Önder Limoncuoğlu. Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgilerimle. 10.01.2008. Eşiyle 42. Sonsuz teşekkürler. Sevgili gençler, Mevlana Mesnevisinin bir yerinde ne kadar bilgili olursan ol, öğretebildiğin karşındakinin anlayabildiği kadardır der. Can Yücel de şiir halinde ve biraz daha keskin, ne uzak mesafe, ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, en uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayandır. Her iki deyişinde güzelliği ve özelliği öz ve kısa oluşudur. Öz söylemek, kısa söylemek ve öneri ile bitirmek. Yazarken ve konuşurken üslubunuz olsun. Bu beceri zekanızı da yansıtır. Yeri geldiğini düşündüğüm için bunları dile getirdim. Yoksa asıl niyetim kafamda takılı duran bu yaşa kadar gençlere duyurabileceğim nitelikte ne öğrendiğim ve bunları onları sıkmadan onlara nasıl ifade edeceğim sorusuydu. İşte elinizdeki kitap bu arayışın ürünüdür.
sevgi, saygı ve hürmetlerimle hayırlı günler, kitaplı günler olsun, huzurlu günler olsun, verimli günler olsun, sağlıklı günler olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Teşekkür ederim.